benim profesyonel yaşamıma başlamamın bu sene 52. yılı bitiyor. Sen hala çalışıyor musun diyenlere ben şunu söylüyorum. Bir yaşlıya, ihtiyara benim gibi sormuşlar. Ya çalışma, çok çalışıyorsun. Sağlığın bozulur. İşte kalbin tutar. Şöyle olursun, böyle yarı yolda kalırsın. Onun cevabı çok net olmuş. Hiç yolun sonunda finiş çizgisini gören atletin yavaşladığını yavaşladığını gördünüz mü? Ben de şimdi yavaşlamıyorum. Biliyorum ki bisiklette binen bir adam gibiyim. Pedali çevirmezsem düşeceğim. O 52 yılı 38 yılı koş topluluğunda geçti. 14 yılı Türkiye'nin sayılı değerleri değerlerime uygun kurumlarda yönetim kurulu üyeliği, başkanlığı ve danışmanlığı yaptım. Çok değerli, çok kıymetli gruplar, aileler tanıdım. Başarının tek bir yolunun olmadığını bu 14 yıllık süre içerisinde gördüm. Bu 52 yıl içerisinde 3 ihtilal gördüm. Her 4 yılda bir ekonomik krize uğrayan bir Türkiye, en değerli varlıklarını ve zamanlarını bu krizden çıkmak için harcayan bir Türkiye'nin sanayi ve ticaret hayatının içinde oldum. Geçti bunca yıl bir gün gibi en eski hatıralar henüz dün gibi. Ama samimiyetle şunu ifade etmek isterim ki hiçbir gece uykum kaçmadı. Hiç keşkelerim olmadı. Hiç yaptığım işin legalliğini, ülkeye yararlı olup olmadığını sorgulamadım. Çalışmamın amacını ülkeme de yararlı olma değeriyle pekiştirdim zevk içinde çalıştım. Yaşıma rağmen dinç gözüküyorsam zevkli, mutlu, katma değerli bir çalışma hayatımın içinde olmama borçluyum. Ve hepinize de böyle uzun yıllar mutluluk duyacağınız, mutlulukla anlatacağınız çalışma yaşamları diliyorum. Ve bir miktar Azıcık sizi sıkmadan, gecenin bu saatinde yorgun argınsınız, ee, işi de uzatmadan konuşmama satır başlarıyla başlamak istiyorum. Efendim ben işte 67'de profesyonel göreve başladığım zaman, Türkiye o yıllarda çok hızlı büyüyen bir yıllardı. Süleyman Demirel'in başkanlığında Türkiye 3-4 sene üst üste yüzde yedilik bir kalkınma hızını sağlamıştı. Koç toplu çok küçük bir topluluktu. O güne göre büyüktü ama bugünün yanında herhalde bugünün yüzde yirmisi, yüzde otuzu civarında bir büyüklükteydi. Vehbi Koç, Koç Holding benim çalıştığım Beko şirketin yanındaki merkez andaydı. Kadrosu beş kişiydi. Beni işe aldılar. Dediler ki Vehbi Koç seni görür de Kaç lira maaş aldığını söylerse lütfen gerçeği söyleme yarısını söyle. Gerçekte teğmen maaşım 875 lira. E, yeni askerden gelmiştim. Bana verdikleri para da 850 liraydı. Ha, dedim bunlar niye Vehbi bu şekilde. Allah'tan bana sormadı ama bir gece çok iyi çalışıyoruz. Gece orada kalıyoruz. İşte evrakları toparlıyoruz. Birden behbi içeri girdi. Dedi ki patron geldi. Bizi çalışırken görecek. Ne mutlu bize. Biraz sonra ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz efendim. Arkadaki ışıklar niye yanıyor dedi. Biz o gün fazla ışıkların yanmaması gerektiğini Vehbi Bey'den öğrendik. Ve e, ilk tasarruf, ilk Vehbi Bey'i tanışmam böyle oldu. 8 veya dokuzuncu yıldı birdenbire hızlı büyüyen şirketlerde o ölçüde eleman yetişmediği için bana bir genel müdürlük, genel müdür yardımcısı olmadan genel müdürlük kapısı açıldı ve beni 1977 yılında genel müdür olarak göreve başladı. Fakat o dönemde sol ve sağ çarpışmalarının en doruk olduğu noktaydı. Üç kişi sağdan ölüyor, beş kişi soldan ölüyor. Cenazeler kalkarken sol eller, sağ eller ve insanların can ve mal emniyeti yoktu. Bir ticaret şirketi o dönemde ideolojik bir sendikaya girmek üzereydi bulunduğum şirket. Ben de 60 kişiyi bir gecede işten çıkardım. KAKBC'nin hedef tahtası oldum. Ölümle tehdit ediliyorum. Sekreterin yanında ikinci şubeden sivil polis oturuyor. O sırada sanayi odasını makineli tüfekle taradılar. Bizim oradan Ziya Nur Sokağı'ndan koşarak geçiyorlardı ki sivil polis yukarıdan ateş etmeye kalktı. Ben önledim. Böyle bir ortam Türkiye çok karanlık günler içerisinde ölüm tehdidi alıyorum. Polis diyor ki bugün 6'da gel. Yarın 9.30'da gel. Her gün ayrı saatlerde eve, işe git gel. Böyle bir atmosfer içerisinde bir gece saat 3 bir patlama duydum. İrkildim kalktım. Köprüyü uçurdular dedim. İkinci patlama darpane gitti dedim. Balulcu'da oturuyoruz. Darpaneye yakın. Zır kapı çaldı, getir beni götürmeye geldiler dedim. Kapıyı korkarak açtım. Gelen komşuydu. Komşu, korkmayın Haydarpaşa önlerinde bir gemi çarpıştı. O cemin, geminin gürültüsüydü dedi. Bizim o günkü ruh halimizi anlatmak için bu anekdodu anlattım ve o günlerden birinde dükkan kapama eylemleri var. Perşembe günü perşembe pazarı kapanacak talimat. İstersen kapatma. Çarşamba günüydü, hiç unutmuyorum. İstiklal Caddesindeki mağazalar kapanacak dendi. Ben kapatmadım. Koç Holding'den beni aradılar. Dik kafallık ediyorsun arkadaşlarına zarar gelirse bunun hesabını veremezsin. O günkü gençlik, cahillik ve verdiği cesaretle şunu söyledim. Yarın eve gelip çocuklarımızı, eşimizi isterlerse verecek miyiz dedim. Kapatmıyorum. Dükkanı kapatmadık. Buradan çok enteresan bir yere geleceğim. Bu hikayeleri şunun için anlatıyorum. Birdenbire aşağıda muhasebede senetleri takip eden muhasebeci hanım odama girdi. Cengiz Bey dedi, bana telefon geldi. Eğer Beyoğlu'ndaki mağazayı kapatmaz, şirketi bugün tatil etmezseniz sizin kafanızı kesecekler ve yarın İstiklal Caddesi'ndeki 349 numaralı kapının önüne bayrak diye asacaklar. Nereye geldi telefon? Niye ben aramıyorlar dedim. Onun verdiği telefon rehberde kayıtlı değildi. Sadece o zaman senetlerin ihbarnameleri kayboluyordu. Müşterilerin senetlerinin ihbarnamelerini telefonla araştırmak için görevliydi. Bunu senin oğlun yaptı dedim. Çok üzüldü, ağladı. Neyse, 12 Eylül oldu. O gün toplumun yüzde doksanı gibi ben de çok sevindim. Çünkü demokrasi mal ve can emniyetini korumak için gerekliydi. Benim can ve mal emniyetim benim gibi insanların bu şeyinde değildi. Emniyet içinde değildi. Aradan bir iki ay geçti. Aynı hanım odaya geldi. Cengiz Bey dedi, benim oğlumu tutukladılar yarın mahkemesi var. Elini öpeyim, oğlumu kurtar dedi. Oğlun nerede okuyor dedim? Darüşşafaka'da dedi. Kaçın sınıfta? İkinci sınıfta. Laf olsun beni gelsin, hakimin ismini öğren gel dedi. Biraz sonra hakimin ismini öğrendi geldi. Sayım Cömertoğlu. kardeşi de valiydi, Malatya valisiydi. Özal çök deyince ben çökersem devlet çöker dediği için de merkeze alınmıştı onun abisi. Ve e, tesadüfen Sayın Cömertoğlu'nu da tanıyorum. Kuzenimize kızını istemişiz. Onlar da düşünmek için sürü istemişler. O gece geldim eve eşimle paylaştım. Dedi ki dayın çok üzülür. Şimdi seni başka bir şey zannederler. Bu gece bu iş için telefon açma dedi. Açayım mi, açmayayım mı derken gece 11 oldu. Gece uyuyamadım. Hayatımda ilk defa sabah altı yerine 7'de kalktım. 7'de kalkınca yolumu değiştirip Nimet abla caminin önünden e, işe gitmek isterken bir baktım Nimet abla caminin önünde otobüs kuyruğunda Sayım oldu. Arabayı aldım efendim dedim. 14-15 yaşındaki çocuklar afiş asıyorlar. 2 sene, 3 sene hapse giriyorlar. Çıktıkları zaman rejimin düşmanı, insan düşmanı olarak topluma karışıyorlar. Bunlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Dedi ki Cengiz Bey, benim de çok vicdanım yaralı. Maalesef böyle dedi. Şimdi efendim dedim bugün duruşması olacak. İsmim de söylememde bahis yok. Cenk başlamışlı. Siz bu Milliyet Gazetesi'nin uzun yıllar Moskova temsilciliğini yaptı. Ee, Rusya konusunda uzman kitapları var şimdi. Siz buna dedim ben kefil olacağım. Bunu insanlığa karıştırmaya şey kazandırmaya söz veriyorum. Acaba bunun bir imkanı var mı? Dün gece dosyasını okudum Cengiz Bey dedi fotoğrafla tespit etmişler. Dükkan kapama eylemlerinde de çok ismi geçiyor dedi. Ama merak etme bir bakacağım dedi. Öğlene doğru kadının odaya bir girişi var. Annesi Şükran Hanım'ın. Hayatımda unutamadığım bir tablo. Fakat bu sefer kadın ço çocuğu attılar. Bu şekilde on arkadaşıyla birlikte Darüşşafaka'nın mütevelli grup başkanı İsmet Kasaboğlu, Emel Sayın'ın eski kocası. Onu aradım. Artık şey dedi ki biz bunu alamayız. Askeri yönetim bizi şöyle yapar, böyle yapar. Ee, sen git Milli Eğitim Müdürlüğüne konuş. Yatay geçiş yaptır. Nasıl olsa İngilizcesi var. Ben gittim, konuştum. Çocuğu high school'a yerleştirdik yıllar geç üniversiteyi bitirdi. Bu Gorbaçov'un hadisesinde Mehmet Ali Birant'ın Moskova'dan bu olayı anlatan kişi olarak televizyonda ben Cenk başlamışlığı gördüm. Böyle bir o dönemde bende ben de çok yer eden bu anıyı paylaşmak istedim. Bu 52 yıl içerisinde Zeynep Hanım'ın çok aşina olduğu üç dönem sanayi odası meclis üyeliği, üç dönem İstanbul Ticaret Odası meclis üyeliği, iki dönemde Dünya Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım. 67 vilayetin 65'ini 64'ünü dolaştım. Çankırı, Sinop, Kastamonu hariç. 600 küsür kazayı dolaştım. Bir değil, birkaç kere dolaştım. İnanılmaz bir Anadolu kültüründen eee Karacaoğlan'dan, Yunus Emre'den onların sözlü kültüründen etkilendim. Çok değerli bir insan portföyü oluşturdum. O insan portföyüyle bugün sevgi bağımız torunlarıyla devam ediyor. Biraz evvel buradaysa Acı e, bağımız bayimiz Osman Bey'in torunu buradaydı geldi beni gördü. E, o da e, burada çalışıyormuş. Böyle e, nesiller itibariyle de bu bağımız devam ediyor. Şimdi çalışma hayatı içerisinde bir kurumun bir ahlak vardır. Ahlak kişiyi ilgilendirir. Etik değerler kurumun değerleridir. Kurumun değerleriyle siz eğer özdeşleşebiliyorsanız, kurumun değerlerini siz eğer canı gönülden benimsiyorsanız ve çalışma arkadaşlarınızla güven ortamı içerisinde baş başa dedikodu yapmadan, dayanışarak çalışma yapıyorsanız o şirketler çok başarılı oluyor. O şirketlerde çalışan insanlar da huzur içinde oluyor. Hele evlerinde de mutluysalar, evlerine ve işlerine koşarak gidip geliyorlarsa o insanlar az yaşlanıyor. Bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Kurumun değerleri çok önemli duvarda yazılı değerleri değil. Entelektüel sermaye hiç kuşkusuz şirketlerin en önemli asetleri. Parayı bir yerden bulabiliyorsunuz ama kaliteli, değerlerinize uygun, birlikte hedefe koşacak, şirketi benimsemiş insanları bulmanız kolay olmuyor. Şöyle bir adet var. Eğer bir insan okul hayatında çok başarılıysa, okul birincisi ise, çok iyi okullarda okumuşsa o mutlaka iyi bir profesyonel olur diye bir kural yok. Ben bunu görmedim. Eğitimdeki başarı bireyseldir. İş hayatındaki başarı duygusal bir karşısındakinin de duygusunu ve kendini yönetebilme becerisi ister. Yani empati yapılmasını gerekli kılar. Amerikalıların working together dedikleri birlikte çalışmayı tetikler, birlikte huzur içinde çalışılan yerlerde in, iki bir saatine bakmasın, Mesaiye kaç saat kaldı? Kaç dakika kaldı? O ömür saate bakarak arkadaşlar bitmez. Bulunduğunuz yerden keyif almaya. Arkadaşlarınızla iyi geçinmeye. Fikrinizi açıkça söylemeye mutlaka çalışın ve gayret edin. Bir çalışara... Eğer değer verildiğini o çalışan hissederse, eğer o çalışanın yetkinliklerine uygun bir işte çalışıyorsa, mutluysa, takdir görüyorsa, iyi bir iş yeri iklimi varsa, o arkadaşın potansiyeli başarıya dönüşür. Bu e, yetenek konusu altını çiziyorum. Birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu söylüyorum. Burada bir şeyi daha söyleyeceğim. Buradasınız. Genelde şirketlerde bireysel performanslar ödüllendirilir. KPR'larda iş hedefleri vardır. Odaklar vardır. O kişinin yandakiyle, alttakiyle, üsttekiyle ilişkisi değerlendirilir yerine adam yetiştirip yetiştirmediği değerlendirilmez. O kişinin bu başarıları o senelik mi sürdürülebilir mi bir başarı olup olmadığına bakılmaz. O şirketle bütünleşmiş mi, bütünleşmemiş mi onlar gözetilmez. Bunlar benim gördüğüm, her yerde gördüğüm parantez açısından eksiklerden bir tanesi. Ben kurumları, Ahmet'in, Mehmet'in, Zeynep'in, Vehbi'nin, İbrahim Bodur'un şirketleri olarak görmedim. Ben şirketleri o ülkelerin değerleri ve asetleri olarak gördüm. Ben orada çalışırken daha çok mal satarak daha kaliteli ve verimli üretim miktarlarının artırılmasına, birim maliyetlerin düşürülmesine daha çok istihdam sağlanmasına, daha çok vergi verilmesi ve daha çok e, döviz kazandırılması konusuna hizmet ettiğimi düşündüğüm zaman çok mutlu oldum. İnsanlar sadece görevlerini yapmazlar, görevlerine affettikleri anlam onları daha mutlu kılar. Bir askere sorun, yaşamınızın amacı nedir deyin. Onun söyleyeceği laf şudur. Vatana millete hizmet, gerektiğinde ölmek. İlahiyat fakültesinden mezun bir kişiye sorun. İyi bir Müslüman olarak yaşamak Nedir iyi Müslümanlık? Onun da tarifini henüz bulabilmiş değilim. Etrafa örneklere bakarak söylüyorum. Bu şirketlerin bu şekilde ülkenin asetleri olduğu konusunu bir gün Arçelik yetkili satıcılar toplantısında kürsüdeyim. Herkesin aklında kalacağı bir şeyle konuşma bitirmeyi pek isterim. Fehmi Bey de beni dikkatle dinliyor. Ben bir örnek verdim. Fatih'te Taşbeknek sokakta bir asırlık çınar vardı. Asırlar çınarın gövdesinde oyuk açmıştı. Bir gün o oyuya bir kunduracı yerleşti. Oyu büyütüp dükkanını genişletti. O çınar ki Fatih'in asırlık güzelliğiydi. Gölgesinden Fatihliler istifade eder, çay kahve içerlerdi. İstanbul'da çıkan bir fırtına ve deprem sonrası fırtınada o oyu büyüyen çınar yerle bir oldu ne o çınar var şimdi artık, ne o kunduracı, ne de ondan yararlanan, gölgesinden çay içen insanlar var. Bunu anlattım. Anlattıktan sonra da şöyle baktım. Arçelik ne Ahmet'in, ne Mehmet'in, ne Vehbi'nindir dedim. Arçelik milletindir dedim, indim. Diyorum, Vehbi elimi tuttu. Oğlum dedi, mülkiyeti elimden aldın ama çok güzel konuştun sen bunu bana bir yaz gönder. <laughs> Şimdi bu işletmelerin bir ülkenin değerleri ve asetleri olduğu bilinciyle çalışırsak o şirketleri hem ülkeye hem insanlığa çok daha yararlı hale getiririz diye düşünüyorum. Tabii bunlar e, Vehbi Bey'in bugün, dün ölümünün 23. yıl dönümüydü. Onu büyük bir şükranla, rahmetle anmak istiyorum. İbrahim Bodur aynı ekolün temsilcisiydi. Memleketim varsa ben varım diyen insanlardı. Zenginliklerini gösterişli hayata değil, kuruşuna kadar yatırıma sunan, istihdam yaratmaya çalışan insanlardı onlar. İngilizlerin atasözü var. Zenginlik bağırır, servet fısıldardı. Onlar maddi ve manevi hesapları yüklü olan servet sahibi insanlardı. Ruhları şad olsun. Efendim bu süreç içerisinde bende iz bırakan profesyonellerden söz etmek istiyorum. Bugün eğer profesyoneller olmasaydı Vehbi Koç bakkal dükkanını belki süpermarket haline getirmişti. Bugün Koç Holding'i ve Koç Holding'in şirketlerini, çoğu aile şirketlerinin büyük kurumlarını bu noktalara getiren, yaşatan profesyonellerdir. Bu profesyonellerden bir rahmete kavuşmuş bir Yüksel Bey'den bahsedeceğim. Bizim başkanımızdı. Ben Arçelik Dağıtım Şirketi'nin genel müdürüyüm. Hasan Subaşı Arçelik Fabrikası'nın genel müdürü. Sene 1980'leri 84, 85. O dönemde grevden yeni çıkılmış malı çok satmak, para kazanmak önemliydi o dönemde Koç link'ten bir talimat. Arge marge bizim işimiz değil. Böyle masraflar yap yapılmasın. Biz evvela para kazanmaya bakalım mealinde bir yazı. Yüksel Pulat Sütlüce'ye geldi. Hasan'la beraberiz. Biraz argo konuşurdu. Hasan, Cengiz. Argeyi kurun. Efendim Koç Holding'in talimatı var. Ben talimat veriyorum. Kendinizden korkuyorsanız yazılı vereyim. Cengiz, Arçeli'ye para aktar. Kurar giyin. Hasan kurar giyin. Hasan da peki efendim dedi. Biz Sadrazam'da yemeği yedikten sonra öğleden sonra Refik Üreyen Bey'i e, istihdam ettik. Ve Arçeli'nin argesi kuruldu. O Patrona rağmen şirketin geleceğini gören vizyoner sahibi bir başkanımızdı, bir profesyoneldi. Argeyi kurduk, masraflarını genel giderde gösteriyoruz. Koç Holding denetim gelip gördüğü takdirde e, işimiz zor ama çok iyi para kazanıyoruz. Biraz da şeyimiz var dokunulmazlığınız var. İran'ın en çok para kazananı ama patron buna hiçbir zaman izin vermez. Böyle afra tafra filan hikaye gelmez. Bizim de aframız saframız yok ama bir bütçe görüşmesinde birdenbire Rahim Bey piyasadaki rüzgarı arkanıza aldınız. Afranızdan tafranızdan geçilmiyor dedi. Bize bir hafif dokundurdu. Tabi Hasan mühendis. Fevkalade sıkılgan, üzüldü, kıpkırmızı oldu. Ben dedim ki efendim dedim. Piyasada her zaman rüzgar var. Akıllı adam arkasını alıyor. Aptal adam karşısına geçiyor. Çok da aptalı kronderde kalıp ölüyor. Bizim günahımız, arkamızı almamız mı oldu dedim. Gülüştük. Ama Hasan o gün istifaya karar vermişti. Ben Ziya'ya götürdüm. O işkisini işti. ben refaket ettim ve istifadan öyle dayanışarak vazgeçir. Bu argenin kurulduğunu bilmeyen insanlar, patronlar, gümrük birliğine girilecek arçelik efsanesi bitecek demeye başladılar. O dönemde boş arşelikten, ortak Siemens ürünlerini satmak üzere bir satış şirketi kurdurmak istiyordu. Koç Holding ikiye ayrıldı. Bu Truva atıdır. Katiyen böyle bir şey yapmayalım. Bir kısmı da yapalım. Bizim know-how'umuz yok. Yarın öbür gün bunlar piyasaya girerlerse pazarı bizim elimizden alırlar düşüncesi vardı. Bu geçen gün toplantı notları bende var. Şimdi kitabımı yazıyorum, bunları da koyacağım. O toplantı notlarında baktım, 1986'da başlamış, 91'de olay bitmiş. Ve iki oy farkla, Boş Siemens ile ortaklık yapması, kendine güvenen profesyonellerin ve Behbi Koç'un, Sunakıraç'ın oylarıyla o iş bitti. Geçen sene Şak Kami'nin Anılarım kitabını okuyorum. Yanılmıyorsam 180. sayfada benim oğlum Hayati Kami'nin intiharına boşla yapmış olduğumuz ortaklık neden olmuştur yazısını okudum. Eğer o gün o duruş olmasaydı Bugün Arçelik yoktu. Bugün Arçelik'in dünyanın dördüncü büyük beyaz eşya üreticisi olduğunu, dünyanın muhtelif yerlerinde fabrikaları bulunduğunu, İngiltere'de pazar payının yüzde on beşlerin üzerinde olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Burada iş yeri atmosferi çok önemliydi. Profesyonellerini dinleyen bir patron vardı. Patron fikirleri çatıştırırdı, insanları değil. Türkçe'de bir atasözü vardır. Barikayı hakikat, müsademiyi efkardan doğar. Yani hakikat güneşi fikirlerin çatışmasından doğar. Vehbi toplantıda zıt fikirli insanların fikirlerini çatıştır. Sonra hülasa edecek olursak diye de bir ibare kullanırdı. Ben biraz daha şövenist ruhumdan milliyetçiliğimden arçeliğin arçelik olarak kalmasını isteyenlerin başında geliyordum. Yüksel Bey'in yazılarının bir bölümünde jünyürken ben yazıyordum. Sonra benim tayinim Koç Holding'de tüketim grubu başkanlığına çıktı. Yani Tatmaret Migros'un Başkanı olmuştum. Bir gece evet, Bekir Bey telefon etti. Cengiz Bey dedi, yarın boş Siemens'le ortaklık arçeliğin görüşmesi var. Seni davet ettiler mi, çığırdılar mı dedi. Hayır efendim, çağırmadılar dedi. Yarın sen 9.30'da gel dedi. Ben 9.30'da gittim. Beni patronlarımdan biri gördü. Cengiz Bey burada senin ne işin var? Domates, patates, migros, salça konuşmayacağız dedi. Ve ben yanıtı nasyonel teybinde de kayıtlı. Cebimde teybimle giriyordum toplantılara. Cengiz Bey'in Arçeli'ye emeği senden benden çok dedi. Bu iş bitinceye kadar o burada kalacak. Dedi. O toplantıda boşnan ortak olmama kararı alındı. Burada Zeynep Hanım burada. O benim kardeşim. Onu şey değil. Patronlar da her patronda değil. Bazı patronlarda yaranmak isteyen, yalakalık yapmak isteyen insanları çok etrafında tutarlar. Ve Kararlar onların etrafında döner. En büyük yanlışlar da öyle olur. Çünkü o insanlar haklısınız efendim. Zateniniz haliniz çok haklı. Kerem buyurdunuz diye onu e, hoş tutmaya çalışırlar. Asıl dost odur ki sana doğrusunu söyleye. Dost değildir sana doğrusun diyen atasözünden hareketle kendine güvenen bir profesyonelin Efendim öyle dediniz ama bir adab dahilinde. Bunun şu, 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 şu mahsurları var. Bunu yapmayalım demiyoruz. Biz ortak aklı kullanmadığımız için çoğu yerde ve özellikle hükümetlerde tek akılla yanlış yapıyoruz. Sistemimiz yanlışları önlemediği için biz adamla uçurumları aşıyoruz adamla kaldırımdan düşüp ayak ayağımızı kırıyoruz. Şimdi ben burada herkesin aklında kalması gereken bir formülü yazacağım. Ee, bu formül şu. Bu Tolstoy'un insan değeri eşittir bayağı kesinle ifade ediyoruz. Payına kişinin eğitimi, yetkinlikleri, yeterlilikleri, ahlaki değerleri, becerileri sıralayın. Faydasına bir tek şey koyun. Kendini nasıl gördüğünü. Değerli arkadaşlarım faydası büyük olan kesin değeri küçük olur. Biz bu tip insanlardan hoşladığımız için ister istemez faydalarımızı yükseltiyoruz. Yükselen faydalar hem kendine hem kuruma hem de ülkeye zarar veriyor. Hele menfaat grupları çok alkışlayarak o kişinin Egosunu yükseltiyorlarsa o ego bizim kaderimiz oluyor. Ben yanımda hem Mustafa Koç hem bugünkü CEO Levent Çakıroğlu hem Bülent Özaydın hem Ömer Bozer benim yetiştirip, aileye takdim edip, bunlar geleceğin CEO'su olacaklardır dediğim insanlardı. İnsanlar kurumların geleceğini düşünür ve kendinden sonra gelecek insanları hazırlar. Kendi yerinden korkmadan bunları ifade ederlerse kuruma en büyük iyiliği öyle yapmış olurlar. Sevgiler, saygılar